Herkese selamlar. Orta Dünyaya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Arkadaşlar bugün son zamanlarda özellikle de bu diziyle birlikte çok fazla kullandığımız bazı kavramlara bir açıklık getirmek istiyorum. Kendimce düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Lore nedir? Çok fazla kullanıyoruz. Kanon nedir? Hatta geçenlerde kendisine profesör diyen biri Tolkien'de kanon olmadığını söyledi mesela. Bunun anlamı nedir? Ve çokça fazla referans verilen Tolkien'in mektupları ne anlama gelmektedir? Bugün bunlar hakkında sizlere kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Çayınızı kahvenizi aldıysanız geçin arkadaşlar videonun başına biraz sohbet havasında olacak çünkü bugünkü video. Öncelikle gelin şu iki kavramı bir açıklayayım. Lore nedir, kanon nedir. Bu e, aslında yüzüklerin efendisi Rings of Power hayatımıza girdikten sonra birçok insan tarafından sorulan şeyler oldu. Özellikle Lore nedir, neden bahsediyorsunuz, Lore ne demektir gibi e, birçok soru geliyordu bize. Lore arkadaşlar aslında Kurgusal bir evrene, kurgusal bir dünyayı oluşturan bütün öğelere verilen bir isim. Yani o kurgusal dünya içerisindeki karakterler, şehirler, teknoloji seviyesi, ırmakları, dağları, nehirleri, e, olayları, karakterlerin konuşma biçimi, giyinme şekli, aklınıza ne geliyorsa o dünyayı oluşturan bütün öğelerin tamamına e, verilen bir isim. Mesela Orta Dünya dediğimizde bir elfin mesela kot pantolon giymeyeceğini düşünürüz, değil mi? İşte bu bir lordur aslında. Çünkü o elflerin nasıl giyindiğini üç aşağı beş yukarı her zaman çok açık bir şekilde anlatılmamış olsa da biliriz. Ya da ne tarzda konuştuklarını mesela bir elfin bugünkü Amerikan İngilizcesiyle ya da İngiliz İngilizcesiyle konuşmayacağını biliriz. Çünkü onların nasıl konuştuğu da e, bu yapılan, oluşturulan evren içerisindeki birçok kitapta materyaller karşımıza çıkmaktadır. Çok geniş anlamda düşünmeniz lazım bunu elbette. İsimlerin koyuluş şekli mesela... E, George adlı bir cüce olmaz. Cücelerin isimlerinin belli kalıpları vardır. İşte Hobbitlerin vardır. Yine Orta Dünya için konuşuyorum ama bu her şey için geçerli. Star Wars için de geçerli. Dune için de geçerli. Ee, herhalde genel olarak ne anlama geldiğini lore'un böylelikle anlatmış oldum. Peki Kanon nedir? Kanon da bu lore içerisinde ya da bu kurgusal dünya içerisinde... Nelerin doğru kabul edildiğidir, nelerin gerçek olarak kabul edildiğidir. Bu sorun özellikle pek çok kişinin bir anda hep beraber oluşturdukları kurgusal dünyalarda biraz daha öne çıkan bir kavramdır. Tek kişinin yaptığı bir kurgusal dünyada Tolkien'i ayrı tutuyorum. Onu birazdan konuşacağız. Mesela Brandon Sanderson'ın tek başına yaptığı bir dünyada hangisi kanondur, hangisi değildir, hangisi gerçektir gibi bir tartışma çok fazla olmaz çünkü tek kişi yapmıştır. Oysa ki mesela bir Marvel'ın bir çizgi roman dünyası, Batman dünyası diyelim ki ya da Star Wars dünyası ki çok güzel bir örnek Star Wars. Orada işte bir sürü bilgi var, lore parçacıkları var. Bunların hangisini gerçek kabul etmeliyiz. hangisi gerçek değildir? Buna da verilen isim işte kanon. Star Wars'tan gidelim. George Lucas bu filmi yaptıktan sonra tabii olağanüstü bir ilgi gördü. 80'lerde, 90'larda bu ilgi gittikçe arttı. Daha ortada 3 tane film vardı aslında. Sonra pek çok insan, yazarlar dediler ki ya ben bu Star Wars evreninde bir şeyler yazmak istiyorum. Hikaye anlatmak istiyorum. Benim de hikayem var. İşte çok da seviyorum Star Wars'u. Yazabilir miyim? O zaman bu Star Wars'un sahibi olan George Lucas ve Lucas Arts sanırım dedi ki tamam yazabilirsin buyur al yaz. Birçok insan da yazdı. Onlarca kitap var Star Wars'la ilgili. Fakat bu yazılanların hepsi resmi Star Wars lore içerisinde yani resmi Star Wars zaman çizelgesi içinde doğru kabul edilmedi. Bazıları ise çok başarılı oldu. Yazarı çok iyi şeyler yazdı. Çok güzel yazdı. İnsanlar da çok sevdi. O zaman George Lucas ya da Lucas Arts dedi ki senin bu yazdığın artık Star Wars'un resmi tarihi içerisine, resmi kurgusal dünyası içerisine konulmuştur. E, bu artık kanondur dedi ve ondan sonra da o kitapta anlatılanlar Star Wars'un bütün o büyük evrenin bir parçası haline geldi. Yani ondan yıllar sonra iki tane Star Wars e, bizim gibi Orta Dünya'nın Nordi olan Star Wars Nordileri birbirleriyle konuşurken birisi bir şeye bir bilgiye atıfta bulunduğunda diğeri kısaca Hayır o kanon değil demek gibi yani onun söylediği şeyin aslında gerçek kabul edilen Star Wars'un içinde olmadığını belirten çok basit bir kelimeyle o kanon değil demesine fırsat verdi bu terim. Orta dünya örneğinden gidersek mesela filmlerde pek çok lore'a uygun olmakla beraber kanon olmayan bazı yerler var. Örneğin Gerçi lore'a uygun olup olmadığı her açıdan da tartışılabilir mi bilmiyorum ama Helm's Deep'e gelen elfler var mesela şimdi baktığınızda uçarak gelmiyorlar ne bileyim arabayla gelmiyorlar dört nala atla gelmiyorlar yürüyerek ellerinde gerçekten elflerin kullanacağı silahlarla kılık kıyafet olarak elfe benzer bir şekilde yürüyerek geliyorlar. Şimdi burada çok doğru uygun olmayan bir şey en fazla şunu diyebilirsiniz. Yani elf'lerle e, Rohan arasında böyle bir dostluk mu varmış ki elf'ler onlara asker yolladı gibi e, bazı hani çekincelerinizi söyleyebilirsiniz ama genel anlamda burada Lora uymayan çok fazla bir şey yok ama kanon mu? Hayır, kanon değil. Çünkü öyle bir şey yok. Yazılmamış. Tolkien öyle bir şeyden bahsetmemiş. Demek ki bu gerçekte Orta Dünya ee, evrenin, orta dünya dünyasının bir parçası değil. O Peter Jackson'ın oraya eklediği bir şey ve aslında kanon değil. Şimdi tabii işler Tolkien'e gelince biraz daha değişiyor. Ee, buna aslında Legendarium deniyor bu arada. Kendi e, kullandığı bir terim Tolkien'in. O zaman tabii kanon diye bir e, terim de yok. Bazı mektuplarında kanondan bahsediyor ama o kanon şu anda 2024 dünyasında anlaşılan kanondan biraz daha farklı, benzer olmakla birlikte. Yani nasıl olsun ki zaten? Yani böyle world building denen e, kurgusal bir dünya inşa eden de zaten ilk kez kendisi olduğu için bu ölçekte bir kurgusal dünya inşa eden de ilk kez kendisi olduğu için. Kanon diye bir terim de ortaya atmamış ama Legenderium deniyor kısacası legendaryum ile kanon birbirine yakın olmakla beraber tam olarak aynı şey değil. Legendaryum aslında Tolkien'in yazdığı bütün her şey, bütün her şeye toptan yazmış olduğu, bazılarını değiştirmiş olduğu, bazılarının işte beş tane alternatifini yazdığı her şey Tolkien Legenderium olarak kabul ediliyor. Kanon değil yani ama kendisi de bu terimi kullanmış zamanında. Aslında biraz sorunu siz de burada farkına varmış olmalısınız. Tolkien bütün hayatı boyunca yazıyor, yazıyor, yazıyor ve biz bu yazdıklarının neredeyse hepsini ya da hepsini belki de yani kıyıda köşede bir şeyler kalmış olabilir ama %95'ini belki de basılmış bir şekilde bugün okuyabiliyoruz. Fakat Tolkien'in kendisinin kaleme aldığı ve yayınladığı işte yüzüklerin efendisi ve bir de Hobbit var. Onun dışındaki her şey daha sonra onun geride bırakmış olduğu notlarından, işte yazılarından, denemelerinden oğlunun Christopher Tolkien'in derlediği kitaplar. Bu kitapların içerisinde bazı konular hakkında pek çok farklı farklı versiyon var. Mesela Galadriel ile ilgili, mesela işte Istari'lerle ilgili, birbirlerini aslında geçersiz kılan bazı Yerler de var işte bu Beren ve Luthien'in hikayesinde de bir sürü mesela farklı farklı versiyon var hatta bazılarında Sauron'un Sauron olmadığını dahi görüyoruz. Ve bunların hepsi basılmış durumda fakat bunların o halde hangisini biz kanon olarak kabul etmeliyiz hangisini gerçek olarak kabul etmeliyiz hangisini de bunlar bu hikayenin prototipiydi önce bunları yazmış ondan sonra onu değiştirmiş şu hale getirmiş diyeceğiz acaba işte burada bazı problemler başlıyor. Yani biz neye göre hangisinin nihai olduğunu düşüneceğiz? Hangisinin de Tolkien'in aklındaki o anda yapmış olduğu bir farklı bir versiyon ya da bir deneme olduğunu düşüneceğiz acaba? Bu aslında kendi içerisinde tartışma yaratan bir konu. Mesela şöyle örnek vereyim. Gondolin'in düşüşü esnasında biliyorsunuz bu hikayeyi hepiniz. Burada mesela Gotmont'la Ectelion'un hikayesini e, söylesem hepiniz dersiniz ki ya da Gotmont nasıl öldü der, dersem sorarsam hepiniz Ectelion'la dövüştüğünü ve ikisinin birlikte öldüğünü söylersiniz. Bu kanon sayılan bir bilgi. Ama aynı hikaye içerisinde e, Balroglar bizim bildiğimiz Balroglardan daha farklı pek çok yani yüz tane yüzlerce belki balrog var Gondolin'in düşüş esnasında. Çünkü Tolkien ilk başlarda balrogları benim tahminim ejderha ile troller arasında bir yerde bir yaratık olarak tanımlamış, düşünmüş. Daha sonraki yazılarına gelince belki Yüzükten Efendisi'ne geldiğinde işte Gandalf'la Durin'in felaketini karşılaştırdığında balrogu biraz daha güçlü bir belki de bir yaratık haline getirmek için onun geçmişini değiştirmiş ve Balrog sayısını düşürmüş. Bugün e, yazılarından tam olarak kaç tane Balrog olduğunu bilmesek de onun altında olduğunu biliyoruz. Onlara Maya statüsüne çıkartmış ve böylelikle Balroglar büyük bir değişim geçirmiş. Şimdi Gondolin'in düşüşü e, hikayesi içerisindeki bazı noktaları biz kanon olarak kabul etsek de bugün herhangi bir yere gidin Gotmonk hakkındaki yazıları okuyun. Gothmog'un sonunu herkes Ecthelion'la yaptığı dövüşte size anlatır. Oysa ki aynı hikaye içerisinde ondan fazla, çok fazla Balrog var. Onlar da tabii ki de daha sonra değiştiği için kanondan sayılmıyor, kanon sayılmıyor yani Balrog sayısı. Balrog'un kaç tane olduğunu bilmemekle birlikte ondan az olduğu kanon çünkü daha sonraki yüzüklerin efendisinde ya da daha sonraki yazılarında Tolkien Balrogları bu hale getirmiş. Burada şu konuyu dikkatinizi çekmek istiyorum. Balrogların ondan aşağı olması ve mayı olması ne kadar kanonsa bizim için. Gothmog'da Ectelion'un dövüşmüş olması ve Gotmok'un ve Ectelion'un ölmüş olması da aynı düzeyde kanon. Yani bir tanesi tamamen Tolkien'in kendi elleriyle yazdığı, diğerlerini de kendi elleriyle yazmış ama kendi derleyip toparlayıp yayınlattığı Yüzükler Efendisi'nde, diğerinin ise oğlunun derlediği bir kitapta olmasına rağmen kanon olarak birbirinin eşitiler. Peki bu durumda bunu nasıl belirleyeceğiz? Yani belli ki ortada bir hiyerarşi var. Ne hangi kurala göre bunun hangisinin kanon, hangisinin kanon olmadığını belirleyeceğiz bence şu şekilde yapılmalı. Kitapları yukarıdan aşağı doğru dizmeli ve en alttaki en az değere sahip olmak üzere bir üsttekiyle çelişmediği durumda en altta yazılan şeylerin doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Yani nasıl en üstte Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit bence onun altında Silmarillion, onun altında Bitmemiş Öyküler ve ondan sonra işte Hurin'in çocukları, History of Middle-earth kitapları Efendim Beren ve Luthien gibi kitaplar e, ardından bence en sonda da Nature of Middle Earth kitabıyla birlikte bir sıralama olmalı ve en üstte yazılan en üst kitaplarda yazılan her zaman kabul edilmek koşuluyla en altta yazılanlarda en üsttekiyle bir çelişki e, barındırmıyorsa onu da kanondan saymak gerekiyor. Çünkü yani Christopher Tolkien Tolkien elbette çok büyük bir adam her şeyi yapan bu dünyayı tek başına yaratan adam yazan adam ama Christopher Tolkien'in yaptıkları da ondan arta kalır değil. Sonuçta evet bazı yerlerde kendi bir şeyler katmak zorunda kalmış açık uçları tamamlamak için bazı eklemeler yapmış bu doğru. Fakat ne kadarına müdahale etmiş bunu oransal olarak bilmesek de müdahalesinin bence... %10'dan %20'den yukarı çıkma ihtimali de çok yok. Bu kadar fazla yazan bir adamı düşünürseniz onların onun yazdıklarını derlerken araya çok da fazla bir şey kendinden katmamış olmalı. Ki gerçi zaten Christopher Tolkien de bunları açık yüreklilikle söylüyor. Bazı Silmarillion'da bazı şeyleri kendisinin eklediğini işte Gondolin'in düşüşü hikayesinde bazı eklemeler yaptıklarını da söylüyor. Ama Christopher Tolkien'in derlediklerinin çok 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 ezici bir çoğunluğu da yine aslında Tolkien'in yazdıkları. Yine de burada şöyle bir çekince var tabii ki hani şerh düşmek gerekiyor. Ee, Tolkien acaba kendisi yayınlasaydı onları öyle mi yayınlardı? Bu da tabii ki aklımızın bir köşesinde kalmalı. Fakat bu soruya da verecek bir cevap artık yok. E, nekromansi bilmediğimize göre e, Tolkien daha bir mezarından çıkartıp ya burası böyle miydi, şurası şöyle miydi diye soramayacağımıza göre böyle bir şey olsaydı zaten Amazon yapardı ya da belki de yapmazdı ya. Onlar yine yapmazdı yok. Yine yapmazdı onlar. Bizim gibi deliller yapardı ama neyse ki nekromansi diye bir şey yok. Adamı da rahat bırakıyoruz. E bu durumda e, Christopher Tolkien'in yazdıklarını da bir noktada doğru kabul etmemiz lazım. Nasıl? işte yukarıdan aşağı bu hiyerarşiyle bana sorarsanız. Tabi bu kanon hakkındaki bu ufak karışıklık bazı şeylere yol açmıyor. Nedir mesela? E, karısı olan, işte çocuğu olan, onlara sevgi besleyen ork gibi e, bazı durumlar e, bundan etkilenmiyor. Çünkü en aşağıdan dediğim hiyerarşide en aşağıdan yani nature of middle earth'tan en yukarıya yüzükten o hobbite kadar bir orkun e, böylesine sevgi dolu Böylesine aile bağları olduğunu gösteren bunu kanıtlayan bir şey yok. E bu durumda aslında işte Tolkien'in yazdıklarında kanon yoktur gibi bir önerme ki vardır ama öyle bile olsa bu bir eşini seven orku gerçek kılmaz onu mümkün kılmaz. Sadece bazı şeylerin kanon olduğu konusunda neyin kanon olduğu konusunda çok ince tartışmalar var. Fakat bu eşini seven ork bayağı kalın. Bu aslında böyle bir dağ gibi bir kütle böyle lönk diye ortaya konulmuş. Bunu göz ardı edemezsiniz. Bizim burada acaba o kanon mudur bu kanon değil midir diye tartıştıklarımız çok daha ufak. Çakıl taşı niteliğinde şeyler bir orkun işte bebeğini çocuğunu sevmesi gibi bir durum. Böyle sanki ortaya kocaman bir dağ koymuşsunuz gibi bir sorun hiçbir şekilde açıklayamazsınız yani. Evet, bu e, lore ve kanon ve neler kanondur, nasıl e, tespit edilmelidir gibi konularda kendi görüşlerimi e, size aktardıktan sonra ki başka insanlar farklı şekilde düşünebilir. Bu arada e, ben kendi e, bunca senelik okumalardan sonra, bunca sene akıl yürütmeden sonra kendi e, vardığım sonuç bu aslında. ...başkaları başka şekilde düşünebilir. Ee, o da beni çok ilgilendirmiyor. Peki gelelim Tolkien'in mektupları meselesine arkadaşlar. Şimdi bu mektuplar denilen e, kitap, derleme diyelim daha doğrusu... ...onun da başka başka bir sürü edisyonu var. İlk çıkandaki mektup sayısıyla sonraki basılanlardaki farklı mesela. 1914 yılıyla e, 1973'te e, ölümünden 4 gün öncesine kadar yazmış olduğu... ...350 kadar mektubu yer alıyor bu derlemenin içerisinde. Yani dikkatinizi çekiyorum. Burada önemli olan konu 1914. Bütün hayatı boyunca yazmış olduğu mektuplar bir araya geliyor. E, sanki şöyle bir algı var. Bütün her şeyi yapmış Tolkien. Yazmış, 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 yazmış. Hayatının son 3 yılında da bu mektupları yazmış... O yüzden de bu mektupta yazılan her şey bütün hayatı boyunca düşündüğü şeylerin damatılmış bir özetiymiş gibi kabul edilmeli gibi bir algı var. Öyle değil arkadaşlar işte 20 yaşındayken yazdığı da 60 yaşında yazdığı da bu mektupların içerisinde bulunmakta. Yani hayatının farklı dönemlerinde farklı koşullarda yazmış o mektupları. Mektupların bir kısmı işte kendi özel hayatıyla ilgili bir kısmı ya şeyle iş hayatıyla ilgili bir kısmı yayıncısına yollamış olduğu mektuplar. Bir kısmı da gerçekten de orta dünyadaki bazı konular hakkında bazı görüşlerini yazmış olduğu mektuplar. Yani mektupların hepsi de orta dünya ile alakalı değil bu arada. Tolkien'in orta dünyayla ilgili tabii ki yazdığı mektupları bizim daha çok bir de yayıncısına yolladığı mektupları göz önüne almamız lazım. Orada yazdığı şeyler Tolkien'in ömrünün belli bir noktasında belli bir konudaki bazı fikirleri. Bir insanın bir konuda özellikle de bir yazarın kurgusal dünyası hakkında pek çok fikri olabilir. Tabii ki de siz de takdir edersiniz ki bir konu hakkında beş tane farklı şey düşünebilir bunlardan iki tanesini yazmış olabilir. Bunlar düşünüyor olması daha sonra onları gerçekten kurgusal dünyaya ekleyeceği anlamına da gelmiyor. Mesela gerçek hayatında Tolkien öyle midir bilmiyorum ama mesela hiç kedi sevmeyen bir adam olsa siz şöyle düşünmezsiniz. Ha Tolkien kedi sevmediğine göre işte yazmış olduğu kurgusal dünyadaki hiçbir şeyde hayvanda kedi olamaz ya da işte kedi seven bir karakter olamaz yani köpekten nefret eden bir insan köpekler hakkında bir roman yazabilir ya da bir karakterini köpek aşığı yapabilir. Gerçek dünyadaki fikirleri illaki belirten bir yazar bunları kurgusal hayatında kurgusal dünyasında da kullanacağı anlamına gelmez. Yani bu mektuplarda yazdığı şeyler hepsi birer fikirdir ama olgunlaşmış mıdır olgunlaşmamış mıdır? bu konuda da bir bilgimiz yok. O halde bunları nasıl değerlendirmemiz lazım? Bunların değersiz mi? Hayır, tabii ki değersiz değil. Çok değerli bazı fikirler, mektupları içerisinde yazmış oldukları, <laughs> en azından bu dünyayı yaparken nelere bazı konularda nelere dikkat ettiğini, neleri düşündüğünü, iç hayatında neler yaşadığını bir şekilde ipuçlarını veriyor bu mektuplar. Fakat bu düşüncelerden hangisini biz kullanmalıyız diye sorulduğunda burada da aslında bu sorunun da çok basit bir cevabı var. Bu fikirler acaba kurgusal dünyasına yani orta dünyaya yansımış mı yansımamış mı? Buna bakmalıyız. Örneğin Galadriel meselesini ele alalım. Galadriel'in işte savaşçı Galadriel konusu. Efendim bunu neye dayandırıldı e, showrunnerlar tarafından e, Rings of Power'da? E, bir mektupta Galadriel için Amazon gibiydi yazmış. Şimdi Amazon gibiydi yazmış olması acaba bunu kurgusal dünyasında, orta dünyada da böyle mi kullanmış? Bunu kanıtlamıyor. O zaman bizim yapacağımız şey işte en aşağıdan Nature of middle Earth'ten en yukarıya Yüzükten Efendisi Hobbit'e kadar bütün bu kitapların içerisinde Galadriel'in savaşçı olduğuna dair bir yansıma görmemiz lazım. Özellikle de tabii ki e, en tepedekilerde Yüzüklerin Efendisi'nin Hobbit'te ve onun hemen altındaki Silmarillion'da. Bunların içerisinde Galadriel'in savaşçı olduğuna dair bir bilgi var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Var mı? Hepinizin bildiği gibi yok. Galadriel'in bir savaşa kendi kendine işte en önde saflarda elinde kılıçla koştuğuna dair herhangi bir şey yazılmamış. Bu kitaplar silsilesi içerisinde. Ama mektupta demiş ki işte Amazon gibiydi. Ne düşünerek yazdı acaba Amazon gibiydi? Sert anlamında mı söyledi? Geri adım atmaz anlamında mı söyledi? Dediğim dediktir anlamında mı söyledi? Ne için söylediğini tabii ki tam olarak bilemiyoruz. Aklından kim bilir ne geçiyordu. Eğer sen o bilgiyi alıp çok majör bir şekilde kullanacaksan o halde işte bu legendaryum içerisinde birbirleriyle çelişmeyecek şekilde dizildiği olan hiyerarşi içerisinde bu konuyla ilgili bir bilgi bulman gerekiyor. Asıl sırtını oraya dayaman gerekiyor. Diğer yandan mesela mavi büyücüler var. Mavi büyücüler legendaryum içerisinde yani kanon diye kabul ettiğimiz şey içerisinde ne var? Mavi büyücüler gelir, doğuya gider, bir daha da bilemeyiz. İsimlerini biliyoruz. Niye geldiklerini biliyoruz. Kimin yolladığını biliyoruz. Kimin mayaları olduğunu biliyoruz. Fakat Orta Dünya'ya gelince ne yaptıklarına dair kanon kabul edilen bilgiler içerisinde hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat mektubunda ne diyor? Bir mektubunda ne diyor Tolkien? İşte doğuya gidip orada karanlık işlere karışmış, tarikatlara karışmış olmalarından korkuyorum diyor. Şimdi bunu ben de yaparken, istirileri anlatırken anlattım, anlattım. Ondan sonra dedim ki Böyle bir ihtimal daha var. Bunu neye dayandırıyoruz? İşte mektupta söylediği bu cümleye dayandırıyoruz. Ama onu tutup da istari hakkındaki bilgiler içerisinde, kanon kabul edilen bilgiler içerisinde mavi büyücüler doğuya gidip tarikatlara karışmıştır, dark magic'e karışmıştır demiyoruz. Çünkü kanon değil. Ama bir parantez içerisinde bir mektubunda Tolkien böyle bir şey söylemiştir. O yüzden böyle bir şey de olabilir diye bunu elbette siz izleyicilere ben de o videoları yaparken aktardım. Ama bu gerçek bir bilgidir demedim. Sonuç olarak mektuplarda arkadaşlar bana sorarsanız bu şekilde değerlendirilmeli. Orada yazan şeylerin diğer taraftaki kitaplar içerisinde kendi aralarında dereceleri olan kitaplar içerisinde olup olmadığına bakılmalı. Evet dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur çok soruluyor çünkü lore ne abi kanon ne abi falan diye birbirine biraz da karışan bazı e, bu iki terim olduğu için bence faydalı bir video oldu diye düşünüyorum bundan sonra ne yapacağız e, bundan sonra e, biliyorsunuz bir projem vardı o projemin tamamını değil de ufak bir parçasını yapmaya karar verdim e, onun hakkında e, çalışmaya başlayacağım. Size aslında artık Orta Dünya'dan e, öyküler anlatmak istiyorum. Tabii ki Orta Dünya öykülerini anlatmak, onları işte e, yapabilirsem animasyonlarla, sound efektlerle, farklı konuşmalarla falan derleyip getirmek istiyorum. Onun hakkında çalışmaya başladım. Ne çıkacak ben de açıkçası <laughs> çok merak içerisindeyim. Ha bu arada Maalesef Midjourney'e erişimim de kesildi Discord engellenince. Çünkü Discord üzerinden login olup kullanıyordum Midjourney'i. Bilmiyorum onu da bir şekilde çözeceğim artık. Nasıl çözeceğimi bilmiyorum ama bana baya bir darbe oldu bu arada. İki haftadır, bir haftadır giremiyorum Midjourney'e. Onu da ufak bir not olarak ekledim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi bakın kendinize.